Atlas dergisiyle çalışmaya derginin bu sayısında yayınlanan Mixer konusunu fotoğraflayarak başladım. Ama esas olarak dergiyle tanışıklığımız benim de fotoğrafa başladığım 90'lı yıllara dayanıyor. O yıllarda haber fotoğrafçılığını ayrı bir kenara koyarsak Türkiye'deki fotoğraf çok dar ve kısır bir alan altı olmuştu. 12 Eylül darbesinden sonra Türkiye'de fotoğrafın temsili daha çok dernekler üzerinden var oldu. Bu derneklerde ağırlıklı olarak estetik ve forma önem veren, içerik olarak hayli yoksul bir fotoğrafçılık anlayışına hakim kıldılar. 90'lı yılların ikinci yarısından itibaren Türkiye'de benim de içinde bulunduğum kuşaktan fotoğrafçılar daha çok fotoğrafın fotoröportaj alanına yöneldiler. Ve bu alanda işler ürettiler. Bu işler merkezine insanı ve toplumsal alanı koyan, yaptığı işi sorgulayan, görünenin arkasına bakmaya çalışan, tüm bunların ötesinde de toplumsal bir fayda üretmeye çalışan işlerdi. Atlas dergisi o zamanki varlığıyla hem bu tip işler yapan fotoğrafçılar için bir mecra yarattı, hem de Türkiye'de hakim olan, o zaman hakim olan fotoğraf algısının kırılmasına yol açtı. O yüzden derginin hem benim fotoğrafçılık hayatımda hem de Türkiye'deki fotoğrafın ilerlemesinde önemli bir yapı taşı olduğunu düşünüyorum. Nixer konusunu fotoğraflamadan önce ajans olarak İstanbul'daki kentsel dönüşüm hareketine odaklanmıştık. Kentsel dönüşüm terimi aslında hiçbirimiz için hem genel hem de soyut anlamıyla yeni bir terim değil. Kentsel doku modernlikle beraber sürekli dönüşmeye devam etti. Diğer taraftan şehirleşme kuşaklar boyunca ilerliyor. Fakat güncel anlamıyla bugün kentsel dönüşüm teriminin bize çağrıştırdığı şey, o aslında alışa geldiğimizin ötesinde bir kuvvete ve kapsayıcılığa sahip olduğu da apaçık ortada. Bu noktadan hareketle Narfotos'tan 6 fotoğrafçı bir sene boyunca İstanbul'daki kentsel dönüşüm hareketini fotoğraflamaya karar verdik. Bu hareketin İstanbul'da özellikle merkeze uzak yerlerde hem mekansal hem de yapısal olarak ne gibi bir manzara sunduğunu fotoğraflamaya çalıştık. Bu çalışma daha sonra 50 fotoğraftan oluşan bir röportaj haline getirildi ve çeşitli yazar, akademisyen, mimar ve gazetecilerin yazılarıyla katkı sunduğu Milyonluk Manzara adı altında bir kitapta yayınlandı. Nixer konusunu fotoğrafladıktan sonra Soma faciasının haberini aldık. Haberi alır almaz ajanstan fotoğrafçı arkadaşım Yasin Akgül ile birlikte Soma'ya doğru hareket ettik. Soma'da ilk iki gün hemen madenin ağzında kurtarma çalışmalarını, yakınlarını bekleyen aileleri, oradaki bu kaotik atmosferi fotoğraflamaya çalıştı. Bunu yaparken tamamen bir haber fotoğrafçısı refleksiyle fotoğraflar çektik. Üçüncü gün derginin genel yayın yönetmeni Sinan Çakmak'tan telefon geldi ve Soma kazasını bir konu olarak yayınlamak istediklerini, çalışmayı bu yönde genişletip genişletemeyeceğimizi sordu. O noktadan sonra Yasin'le beraber iki ayrı düzlemde çalışmaya başladık. Bir fotoğrafçı haberin o sıcak olan kısmına bakarken, diğer fotoğrafçı Soma ve çevredeki köylerde kazanın yarattığı etkileri gözlemlemeye çalıştı. Narfotos içinde yaşadığımız zaman dilimini merkezine yaşadığımız coğrafyayı koyarak anlamayı ve görsel bir dille anlatmayı hedefleyen fotoğrafçılar tarafından kurulmuş bir fotoğraf kolektifi. Küresel pazarın sürekli fotoğrafçılara rekabete ve güvencesiz çalışmaya dayattığı koşullarda fotoğrafçıların bir araya gelerek belli bir dayanışmayla kolektif olarak üretim yapma isteğinden doğdu. Bu fotoğrafı Soma'daki maden kazasının üçüncü gününde çektim. Madenin içinde kurtarma çalışmaları hala devam ediyordu. Ben de biraz dinlenmek için işçilerin soyunma odasına girdim.
Hemen duvar kenarında ahşaptan yapılmış banklar vardı. O banklardan birine oturdum. Bir iki dakika sonra içeri 3 tane madenci girdi. Bu madenciler içerideki kurtarma çalışmasına katılmıştı ve şimdi biraz dinlenmek için madenden ayrılacaklardı. Eşyaları fotoğrafın üst tarafında görülen sepetlerin içindeydi ve nereye koyulduklarını hatırlamadıkları için meraklı gözlerle o sepetlere bakıyorlardı. Eşyaları bu yukarıda gözüken sepetlerdeydi. Bu sepetlerin bir kısmı ise içeride hayatını kaybeden madencilere aitti. Bu fotoğrafı böyle bir anda çektim.